Bahçeme hoş geldiniz. Ben Fatma Hanım'ız. Şimdi önce diktiğim çuvallardaki domatesleri, onları güzelce vuracağım. Üstüne gezgeli gübreli toprak koyacağım. İyi köklenmesi için. Güzel verim almamız için. Bu kopurulan yaprakları da çöpe atın ve hastalık yapar. Bu kazım işlemi oluyor. İyi verim almak için, köklenmesi için çuvallarda. Çuvallardakiler toprağı olmayan, bahçesi olmayan, bunları evlerin kenarlarında, ev köşelerinde. İkinciyi geçtim, ikinci çuvalıma. Bu çuvallardakiler geç ektim bunları. Posta posta çıkacak. Üçüncü posta bu. Sıramı gezgeli çuvallarıma koyuyorum. Bu toprak gazım işlemi yapıyor. Verimli olması için, verim daha çok almamız için, köklenmesi için bu domatesler kışa kadar dökecek Allah'ın izniyle. Herkese tavsiye ederim. Evlerin kenarlarına koyun, duvar kenarlarına. Orada kışa kadar yiyebilirsiniz. Apartmanlarda 5 kiloluk bidonlara toprak doldurup koyabilirsiniz balkonlarınıza. Önceye geçtim. Bunlar sırık domates. Bu sırık domatesler bağlanmadan olmaz. Oturaklar da bağlanır ama bunlara ip bağlamamız lazım. Bu büyüdükçe, eğer kökleri zayıfsa toprak ilavesi yapılması lazım. Güçlenmesi için. Gazma işlemi olmadığı için çuvallarda verim çok alması için toprağı ne kadar bol olursa, dipleri köklenirse daha çok verim olur. Bunları hep biteceğim. Alttan hastalık gelmesi için.
Çimler sararmış. Onları koparıyorum. Çok yağmur yağdı. Bunları yağmur çok fena yapmış. Bir haftadan beri mübarek yağmur yağıyor. Çok yağmurda hastalık yapıyor. Haftada bir ilaçlamamız lazım bunları. Bu ilaç da doğal ilaçlarla, sirkeli suyla, beyaz sirkeli suyla, ısırgan suyu, hani ilaç yapıyorum onunla. Domatesler hormonsuz domates oluyor. Mis gibi kokar. Seradaki domateslere benzemez. Kendi yerli tohumlarım. Kendi tohumlarımı kendim yetiştiriyorum. Bunlara saksıda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Balkonlarınızda bunlar daha güzel olur, daha temiz olur. Alt yapraklarını sık sık temizleyin. Büyüdükçe hastalık gelmesin. Toprağa değen yerler hastalık yapıyor. Sebzelerin çoğu kırpılmalıdır. Kırpılırsa güzel olur. Salatalar, domatesler, patlıcanlar, biberler, kabaklar, lahanalar. Bunlar şimdi verimi artacak Allah'ın izniyle. Yapraklarını koparıyorum. Yapraklarını temizledim. Toprağa koyacağım. Toprak kazım işlemi görüyor. Diplerini dolduruyorum. Bak, köklensin diye. İşlemim bitti. Şimdi size ip çekmeyi öğreteceğim. Nasıl bağlanacağını. Bağlama işlemi için, yapmam için domateslerin yanına geldim. Size ip bağlamayı öğreteceğim. Çomağa bağlıyorum. Onu dibine batıracağım. İpe sıkıca gerdirerek domatesler düzgün dursun diye. Bağlayacağım. Bunu bağlıyorum. Bunu domatesin dibine batıracağım.
Bunu gergin bir şekilde dolandırarak bağlayacağım. Dolandıracağım. Bu diplerindekileri yine temizleyeceğim. Bunları ben temizledim ama üçüncü defa temizliyorum. Temizlemezseniz güzel olmaz. Domatesin yapraklarını atıyorum. Filizlerini de dikiyorum. Daha önce gösterdiğim filizleri. Bu iki çatal olmuş. Buna da keskili ip bağlamam lazım. Yine keskili bağlayacağım. Gerdiriyorum ki domatesler sıra sıra düzgün dursun. Kesiyorum. İnce edebilirsiniz. Ağaçların ince taraflarında. Şöyle. Batırıyorum yine. İyi, sizi anlasın diye. Domatesler mutfağımızın olmazı, her sofraya gelen domates. Domateslerimiz seradaki domateslere benzemez. Bunlar organik, kendi yetiştirdiğim tohumlardan diktim, elde ettim. Mis gibi kokar yırkeni, koparırkeni. Dolandıracağım şimdi. Dolanmazsa bu ip bir işe yaramaz. Böyle dolanacak bu. Aradaki filizleri bunlar da dikilebilecek yani. Dikerseniz dikin. Bu filizleri ziyan etmeyin. Her zaman domates dikilebilir. Domateslerin biri biter, biri başlar. İlerli geçli olursa kışa kadar yersiniz. Domatesler, her şeyler hastalanıyor. Sık sık ilaçlamamız lazım. Yoksa simsiyah olur kanatları. Verim alamazsınız. Bunu dolandıracağım yine keskeri. Burada filiz çıktı. Bunu dikeceğim. Bu kopardığım domates yapraklarını toplayıp çöpe atacağım. Sakın yanında koymayın. Oradan hastalık gelir. Bahçede hastalık varsa ona gelir. Domatesleri de sırıklara diktim, sırıklara bağlayacağım. Sade ip olmasa da olur. Sırıklar da yapabilirsiniz. Burada yine temizleme işlemi yapacağım bunları. Bunları böyle bağlayacağım. Aşağıya düşmemesi için. Bunlar uzadıkça sırıklara bağlayacağım bunları.
böyle bağlayacağım. Çok boğmadan. Herkes bir daha göstereceğim size. İyi anlayın diye. Bunları böyle biraz serbestçe boğmadan. Bunlar büyüdükçe yukarıya doğru bağlayacaksınız. Domates yatıp da çürümemesi için. Bunlar benim organik tohumlarım. Bahçede çıkanları atıyorum bunlara. Marulları, lahanaları, yeşillikleri atıyorum, yiyorlar bunlar. Biz gibi yumurta yiyoruz. Serodaki domateslerin büyümeye başladı, kızarmaya başladı. Bunlar erken domates. Ara ara dikiyorum, ilerli geçti olsun diyor. Kışa kadar yiyelim diye. Siz de öyle yapın. O filizlerden dikiyorum. Boynu fide, tohum ekmeye gerek yok. Fidelerden, para perdelerden kırın kırın dikin. Ziyan etmeyin. Ama her zaman dikilir. Siz de dikin. Bunları böyle oldukça dolandıracağız. Dolanmazsa iner aşağıya. Bu dolarken de bu çiçeklerine dikkat edeceğiz. Çiçeklerine dikkat etmezseniz ezilir. Aralarından biri çiçekleri ezmeden. Bak çiçekleri bunlar. Verimli onlar. Altlarını hep budadım. Alttan hastalık gelmesin diye budadım. Domates hakkında her şeyi anlattım. Bilginiz olsun. Bu domatesler hastalanmış. Bak siyah olmuş. Bunların kesilmesi lazım. Yağmurda, çok yağmur domateslere hiç iyi gelmez. Bunlar kesilmezse ölür gider. Bunları çöpe atmamız lazım. Bahçeye atarsanız geçkiri hepsine bulaşır. Benim işlemim bitti domatesle. Her şeyi size gösterdim. Hasat zamanı. İnşallah beraber olacağız. Allah izin verirse, bunları Cenab-ı Allah bize yedirirse, olursa Allah'ın izinden göstereceğim. Abone olmayı unutmayınız. Tavsiyelerimi de unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Saygıyla, sevgiyle selamlarım. Bu kusuru ettikse affola.